Milten Holding iştirak şirketleri tarafından devam ettirilen, Türkiye ekonomisinin inişli çıkışlı her döneminde Türk insanına 50 yıldan uzun bir zamandır durmaksızın hizmet vermektedir. Sadece madencilik sektöründe değil, diğer alanlardaki faaliyetleriyle de öne çıkan holding, sorumluluğunun bilinci içerisinde istihdama olumlu katkısının yanı sıra çalışma hayatındaki güvenilirliğiyle topluma olumlu mesajlar vermektedir. Milten Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Ökten, kömür rezervlerini ülkemiz açısından değerlendirerek mikrofonlarımıza bilgiler verdi. Kömür rezervleri dünyada da, Türkiye'de de aynı şekilde kaynak olarak en uzun rezerv ömrüne sahip kömür kaynak çeşitlerinde. Türkiye doğalgaz ve petrol yönünden az kaynağa sahip olan bir ülke. En zengin, en çok sahip olduğu kaynak kömür rezervleri. Bu rakam 8 milyar ton civarında bugüne kadar telaffuz ediyordu. Son 4-5 yıl içinde yapılan aramalarla bu rakam 13-14 milyar tonlar seviyesine çekildi. Muhtemel artık görünür, yani jeolojik beklentileri de aldığımız zaman bu 40 milyar ton civarında bir beklentisi var Türkiye'nin yeraltı kaynağı olarak. Bugüne kadarki aramalar, özellikle kömür aramaları, tabii bir takım sondaj yatırımlarını gerektiriyor. Yüzeyde yapılıyordu, yani yüzeye yakın derinliklerde yapılıyordu. Ama tüm kömür rezervlerini tespit ediyoruz, daha derin yataklarda aramaların yapılması lazım. Son zamanlarda yine bu program etkili bir şekilde kullanılıyor. Termik santral, tabii kömürü enerjiye çevirmenizde en önemli argüman ya da tesis termik santrallar. Termik santralların kamuoyunda ya da bilim çevrelerinde, akademik çevrede ya da idarede bir kaygıyla karşılanan bir yönü var Türkiye'de tabii. Bu yanlış. Yani termik santral denince çevreyi kirleten, doğayla barışık olmayan bir işletme biçimi algılanıyor. O yüzden bütün dünyada şehrin merkezinde, yani Federal Almanya gibi çevrecilik açısından çok ileri aşamalara gitmiş bir ülkede bile şehrin merkezinde, Berlin'in orta yerinde kömüre dayalı termik santral gayet güzel işletiliyor ve hava kirliliği vesaireden hiçbir problem yaşanmıyor. Türkiye bu yanlış bilgiyi doğruya çevirmek zorunda. Bu idarelerde de ve bürokraside de değişmek zorunda. Buna bağlı getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar da günün teknolojisine ve günün mevzuatına, yani gelişmiş ülkelerin mevzuatına uygun hale getirilmek zorunda. Türkiye'de gereksiz yere bu tür yatırımları kısıtlayan mevzuatımızda parametreler var. Halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Halkın bu tür yatırımlara destek vermesi gerekiyor. Karşı çıkması değil. Çünkü hem yöresel hem ulusal, genelde ülke genelinde bir kalkınmanın zorunlu gereği bu. Cemil Ökten ayrıca ithal kömür ve yerli kömür arasındaki farkları şöyle değerlendirdi. Türkiye'de şöyle bilimsel anlamda bir kafa karışıklığı da var bu konuda. Şimdi ithal kömür, yerli kömürü insanlar sanki birbirinden farklı bir takım ürünlermiş gibi değerlendiriyor. Aslında bunlar özellikleri ve oluşumları itibariyle kömür. Bunlar havayı kendi özelliklerine bağlı olarak kirletmezler. Bunlar yakıldıkları teknolojiye bağlı olarak, yani kullanıldıkları teknolojiye bağlı olarak havayı olumsuz etkilerler. O nedenle ithal kömüre dayalıdır, çevreyi kirletmez. Yerli kömürdür, çevreyi kirletir gibi. Yine çok yanlış olan bir bilgilendirmenin de hem kamuoyunda hem idarelerde değişmesi gerekiyor. Yerli kömürlerimize bugün Almanya örneğini verdim. Almanya'da 1600 kalorili, yani bugün Türkiye'de hani çok düşük diyebileceğimiz kalorili kömürler, 1000-1600 kalorili Rheinbraun bölgesindeki kömürler o şehrin merkezinde çok yüksek verimle ve çok kaliteli bir şekilde yakılabiliyor, kullanılabiliyor. Bunun gerekli teknolojisi var dünyada. Yani bu olmakta zorunda. Türkiye'de bu dönüşümü hayata geçirmesi lazım. Gereksiz kısıtlamaları, kendi önündeki engelleri de ortadan kaldırması lazım. Cemil Ökten konuşmasında kömüre dayalı teşvik düzenlemesiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Şimdi farkındalık ve niyet olarak aslında hükümetin bulunduğu pozisyon ya da ilgili idarelerin bulunduğu pozisyon bu anlamda çok olumlu ve insanı motive edecek. Bunun hayata geçirilme sürecinde bir takım tıkanıklıklar var. Yani demin ilk başta söylemeye çalıştım. O yanlış algıdan kaynaklanan endişeler temelinde oluşmuş bir takım kısıtlayıcı mevzuatlar ve şeyler var. Mesela bunlardan en önemlisi bir tanesi, kömüre dayalı teşvik düzenlemesinde yerli kömürlerin teşvik edilmesinin ancak çok özel koşullara bağlanması.
bunun gerekçesini Avrupa Birliği'ndeki bir dayanaktan aldığını söyleniyor ve bürokraside böyle bir yanlış bilgilenme var. Oysa Avrupa kömür çelik topluluğunu teşvik edilemeyecek kömürler olarak aldığı koklaşabilir kömürlerle sınırlı. Bunun Türkiye'de uygulamaya dönüşmesi sırasında linyitlerimizin ya da kendi kömürlerimizin de teşvik dışı kalmasına neden oluyor bu yanlış argüman ya da kullanım. Mesela bunu aşamadık. Bunun aşılması lazım. Bu yanlış bilgilenmenin ortadan kaldırılması lazım. Ve Türkiye kendi kaynaklarına yönelik teşvikleri daha net, daha doğrudan verebiliyor olması lazım. Bir de çevre mevzuatını kısıtladığı, biraz önce sohbet sırasında söylemeye çalıştım. Trakya'da mesela çevre düzeni planını esas alırsanız, orada bir termik santral yapmanız mümkün değil. Bu mevzuatın yeniden bilim temelli, bilimsel temelli gözden geçirilmesi lazım ve değiştirilmesi lazım. Çevre etkisi tabii ki çok önemli. Onu, o kaygıları giderecek teknolojilerle sınırlı termik santrallar teşvik edilmesi lazım. Cemil Ökten bireysel kömür kullanımlarındaki uygulamalar hakkında şunları söyledi. Şimdi diğer endüstriyel ve sanayi ölçekli kömürde olduğu gibi bireysel tüketimde de yine bir yanlış temelle dayanan bir takım bilgi var. Şimdi kömür dediğim gibi çok özel bir meta olduğu için hakkında bilgi sahibi olmak da çok sınırlı, olan da çok sınırlı. Şimdi kömürde bir kere bir kalite kavramı yoktur, yani kalite tanımı yoktur. Kalori tanımı vardır, yani kaloriye göre sınıflandırabilirsiniz. Yüksek kalorili, alçak kalorili. Tekim Türkiye'de de Zonguldak'ta 7000 kalorili kömür vardır, işte Soma'da 5000 vardır. Burada işte 3500-4000 kalorili vardır. Kömürün bir ilave özelliği de kömürü zenginleştirebilirsiniz. Zenginleştirme derken buna bir takım teknolojilerden geçirmek, proseslerden geçirmek suretiyle kalori değerini arttırabilirsiniz. Dolayısıyla aslında sizin kömürü doğru bir şekilde kullanmanız için önünüzde hiçbir engel yok. Doğru teknolojiyi uygulamanız halinde. Ve rezervlerin doğal koşullarına bağımlı değilsiniz. Yani Türkiye'de 2000-3000 kalorili bir kömürü de külünü arıtarak, rutubetini yok ederek 5000 kaloriye çıkartabilirsiniz. Türkiye kendi kaynaklarını çevreyle uyumlu kullanabileceğini bilmesi gerekir. İkincisi, kömür yakılması sırasında yakıldığı sisteme bağlı olarak havayı kirletir ya da kirletmez. Yani kullandığınız soba, kullandığınız kazan, kullandığınız yakma sistemi çok önemlidir. Türkiye'de de bu konu hiç dikkate alınmaz. Yani hiç önemsenmez. Hala 1930'ların, 40'ların kazan ve soba dizaynları kullanılır ve bunlarla çevre kalitesi elde etmeye çalışılır. Bu konuda yasal düzenleme olmasına rağmen bugüne kadar çok etkili bir şekilde kazan ve sobaların günün teknolojisine uygun hale getirilmesi konusunda sonuç alınmamıştır. Bunun da bir an önce yapılması gerekir. Doğru üretim, doğru teknoloji, doğru prosesi kullandığınız zaman doğru teknolojiyi de kullanırsanız hem çevre kalitesi açısından, hem verimlilik, hem ekonomisi açısından ithal kömür, doğalgaz ya da bir başka kaynak yerli kömürlerden daha üstün değildir. Milten Holding'in ayrıca Karaburun Yeniköy mevkiinde yapımı gerçekleştirilecek olan liman projesi bulunmaktadır. Şimdi bizim yatırımı öngördüğümüz yer Karaburun Yeniköy bölgesinde. Bu yeni 3. köprü güzergahına da yakın bir güzergah, yol güzergahına. Buranın turizm odaklı konut artı ticaret yerleşimiyle böylece bu bölgede aşağı yukarı 550 yat kapasiteli bir yat limanıyla 1500 kişi kapasiteli bir otel projemiz. Bölgede inşallah 2013 yılının yaz aylarına doğru temelini atarak faaliyete başlamış olacağız. Bir Milten Holding kuruluşu olan Milten Yapı tarafından hayata geçirilen Milkent Arnavutköy projesi, Taşoluk Arnavutköy'de villa tadında bir yaşam sunuyor. 34.000 metrekare alana kurulmuş olan Milkent Arnavutköy, iki katlı villa tadında mimari konseptiyle dikkat çeken evler iki katlı bloklardan oluşmaktadır. Hemen tapu teslimi ve kredi olanaklarının bulunduğu Milkent Arnavutköy projesinde satışı birinci etapta son 10 daire kalmış ve ikinci etap satışları başlamıştır.